Herkese merhabalar. Bugünkü makamımız muhayyer makamı. Artık giderek temel makamların sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Muhayyer makamının birçok noktada Hüseyinli makamı ile benzeştiğini göreceksiniz. İkisini aynı videoya yapmak istemedim çünkü duyum olarak biraz birbirlerinden farklılar. Hicaz ailesi gibi değil. Yani dizi olarak aynı olsa da duyum değişebiliyor. O yüzden hemen anlatmaya doğru geçiyorum. Muhayyer makamı Hüseyinli makamının dizisine sahiptir. Aşağıda düge üzerinde bir Hüseyinli beşisine, Hüseyinli üzerinde bir yani mihi perdesi üzerinde bir Uşşak dörtlüsünün eklenmesi mesele oluşuyor aslında bakıldığında. Fakat Hüseyinli makamından seyri yönüyle ve kalışları biraz ayrıldığını makamı seslerini dinlerken ya da bu makamda eserler dinlerken çok bariz bir şekilde hissedeceksiniz. Bu makamın seyri inicidir ama Hüseyinli makamımız nasıldı? İnici çıkıcı bir makamdı. Muhayyer makamı inici bir makam. Yani ne demek oluyor? Daha tiz bölgelerde seyirler yapıyor. Daha tiz bölgelerde melodiler üretiyor demek oluyor. Bu şekilde inici olan makamlarda genellikle tiz durak perdesi yani la si do re mi fa sol la sonuncu 8. perdemiz güçlü görevi görebiliyor inici makamlarda. En önemli güçlü tiz durak oluyor. Orta tarafta yani beşli ile dörtlünün ek yerindeki perde ikinci derece bir güçlü vazifesi görüyor bu tarz makamlarda. Bu tizdeki birinci derece dediğimiz yani en önemli güçlü perdesi üzerinde biz yine muhayyerde Hüseyinli beşisi ya da Uşşak dörtlüsü şeklinde bir yarım kalış yapabiliriz. Hüseyinli yani mi perdesi üzerinde de yine bir Uşşak dörtlüsüyle yine bir yarım kalış yapıyor olabiliriz. Bu makamımızın donanımına Hüseyinli makamındaki gibi demiştim bu donanımda çok makam var diye. Segah perdesi yani bir komalık si bemol, dört komalık fa diyezimiz yazılıyor. Aynı şekilde donanımla karşı karşıyayız. Nasıl ayırt edeceğiz bunu Hüseyinli'den muhayyer olduğunu nasıl anlayacağız? Hüseyinli makamı tamamen orta bölgelerde ve Hüseyinli perdesini vurgulayacak şekilde bir seyir yapısına sahip ama muhayyer makamını duyar duymaz bence zaten tanıyabilirsiniz. Çünkü çok tizlerde dolaşan olduğu gibi tiz durağa yakın ve tiz durak üstü, muhayyer üstü ya da muhayyere çok yakın bölgelerde asma kalışlar sergileyen bir makamımız olduğu için çok net bariz belli oluyor. Eserlerin girişinde veya taksimlerin girişinde de zaten bu şekilde giriliyor. Hüseyinli makamı gibi orta bölgelerden genellikle girilmez. Tabii ki bunlar böyle çok katı ya da esnetilmesi mümkün olmayan kurallar değil ama hiç değilse taksimin ya da eserin her ne yapıyorsak, ne icra ediyorsak bir yerinde mutlaka bununla karşılaşırsınız. Çünkü o makamın ne olduğunu besteleyen kişi ya da o taksimi icra eden kişi bize ifade etmek zorundadır. Öyle olsaydı kuralsız bir şekilde makamsız eserler yapılıyor olurdu. Böyle müzik türleri de var tabii ki ama bizim müziğimiz makamsal bir müzik olduğu için bu farkları böyle ufak ufak belirtmek zorundayız. Bu makamın yedeni ras perdesi, durak perdemizin, dügah perdemizin bir ses altı oluyor. Makamımızın genişlemesi muhayyer perdesi üzerine oluyor. Makam inici bir makam olduğu için. Muhayyer üzerinde bir Hüseyinli beşlisi ya da Uşşak dörtlüsü şeklinde de dörtlü olarak da bazen görebiliriz. Böyle genişliyor yukarıya doğru genişlediğinde. Asma kalışlarından bahsedecek olursak Hüseyinli makamının asma kalışlarından çok da bir farkı yok da diyebiliriz. Muhayyer'de Uşşaklı veya Hüseyinli'li bir kalış olabilir. Hüseyinli'de Uşşaklı kalışımız zaten var. O güçlü perdesi gibi de olduğu için. Ev içi de segahlı kalışlar olabilir. Makam aşağı doğru inici melodilerle giderken o ev içi fa diyez perdesini atıp fa natürel şeklinde de aşağıya inebilir. Eğer bu şekilde inerse bir nevada buselik görülebilir. Eğer fa diyezle inerse nevada bir ras görülebilir. Ama bunu çok fazla yapmak iyi bir şey değil bence. Çünkü o zaman başka bir makama benziyor oluyor. Ona daha sonra anlatacağım. Çargahta çargah mutlaka yapar. Fa natürelli ise çargahta çargah oluyordu. Fa diyezli bir çargaha doğuya düşüş varsa o zaman ne oluyordu? Pençgah oluyordu bu. Bunu daha sonra anlatacaktık. Segah üzerinde segahlı veya ferahnaklı kalış olabilir. Fa diyezli bir şekilde segah perdesine inersek tam segah oluyordu veya tam ferahnak oluyordu. Fa natürelli bir şekilde inersek de eksik segah veya eksik ferahnak olabiliyordu. Dügahta zaten Hüseyin'imiz vardı. Ras da ras olabilir. Asma kalışlarımız aşağı yukarı bu şekilde oluyor. Dediğim gibi bu makamı Hüseyinli makamından ayıran en önemli şey bu makamın seyri, bu makamın inici olması, tiznamelerde daha çok zaman geçiriyor olması. Ben şimdi size yine bu muhayyer makamında seslerini yani seyir yapısıyla birlikte aslında Hüseyin'den bir fark yok seslerde. Ama bu yapıyı da bir görmüş olun istiyorum. Şöyle ufak bir göstereyim. Ondan sonra zaten toparlayıp bitiriyoruz. Thank you.
Muhayyer makamının seyir yapısı aşağı yukarı bu şekilde. Gördüğünüz gibi tiz durak tarafından, muhayyer tarafından başlıyor. Tiz bölgelerdeki genişlemeleri gösteriyor. Ondan sonra Hüseyin'in makamına benzer asma kalışlar kullanarak karara doğru geliyor. Çok küçük bir bilgi olarak muhayyer makamının sonuna bitirişe çok yakın bir anda dügahta bir buselik dörtlüsü veya beşlisi eklersek, öyle bitirirsek, buselikle bitirirsek, muhayyer buselik makamı kürdi beşlisi veya dörtlüsüyle bitirirsek dügah üzerinde, o zaman da muhayyer kürdi makamı elde etmiş oluyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda belki görebiliriz. Şimdiden kulağınızda bir olsun diye söyledim bunu. Bilgiler bu şekilde, muhayyer makamı da bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.